o dil düşmanlaştıran dil ve buna karşın da Ekrem İmamoğlu'nun birlik ve demokrasi hattı kurma çağrısı. Şimdi Sayın Saraç, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da sahaya iniyor. Bugüne kadar pek çok şehirde miting düzenledi ve o mitinglerden İstanbul'a hep mesaj yolladı. Katılımcılardan İstanbul'daki akrabalarını aramaları istendi ve kurum için oy talebi bu şekilde yapıldı. Ama bugün Erdoğan'ı sahada göreceğiz. Sultanbeyli Sancaktepe'de olacak. Sonrasında da kongre merkezinde bir konuşması olacak. Burada bu kutuplaştırıcı dilin devamını bekleriz, öyle değil mi? Demlenme polemiği gibi pek çok şey, yine benzer açıklamaları göreceğiz Erdoğan'dan. Seçmenin, kararsız seçmenin tavrı anlamında bir değişikliğe sebep olur mu bu açıklamalar? Yani ben bunun değişikliğe sebep olacak halde değilim. Bu ancak kendi seçmenini yeniden konsolide etme çabasıdır. Ama kendi seçmeninin de bundan yorulduğu kanaatindeyim. Yani o yüzden mesela bu süreçte işte DEM, HDP, PKK söyleminin geçmiş etkisinin olmadığını hep beraber tanıtık ediyoruz. Yani aynı şeyleri söyleyerek yeni sonuçlar alabilme şansı iktidarın yok. Evet, yani doğru, Erdoğan'ın sahaya inmesi önemli, yani önemsiz değil, ama Erdoğan hep sahada aslında. Yani ve Erdoğan'ın şöyle bir açması var giderek. Yani düşünsenize, yani normal koşullarda gözümüzü kapayıp düşünsek Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yarışabilir mi İstanbul'da? İşin doğrusu yarışamaz, yani böyle bir şey yok yani orta yerde. Yani ciddi bir kalibre farkı var. Yani bu ülkede TOKİ başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış bir ismin 1,5 aylık bir seçim kampanyasında nasıl olduğunu aslında tanıtık ettik. Yani koşullar normal olsa iktidar olanaklarıyla, Erdoğan'ın iktidarın bütün olanaklarını, kamunun bütün olanaklarını arkasına alıp seçime girmemiş olsa Murat Kurum şu anda kamuoyuna yansıyan oyları bile alabilme şansına sahip değil. Yani ortaya gerçekten açık ara bir tablo çıkar. Ama Erdoğan sahaya inse de yeni söyleyebileceği bir şey yok. Yani buradaki temel şey şu, yani onu net söylemek lazım. Seçimin kaderi nerede düğümlenecek? Bloklaşma olduğu için insanlar pozisyonlarını çok değiştirmek istemiyorlar. Yani seçmen tercihini aslında seçmenlerin ezici bir bölümü tercihini şekillendirmiş durumda. Yani bu oranı %85'ler diye söylersem abartı olmaz. Geriye kalan %15'inde %15'de aslında diğer partilere dağılıyor. Mesela İstanbul'da seçimin kaderini belirleyecek aslında toplam 4 parti var. Yani bunlardan bir tanesi Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nin kendi adaylarıyla çıkmış olması Erdoğan'ı gerçekten çok sinirlendirmiş durumda. Evet. Nitekim her yerde artık bir biçimde Yeniden Refah Partisi'ne yükleniyor. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin aldığı her oy bir biçimde Erdoğan ya da Erdoğan adaylarının kaybetmesine tekabül ediyor. Diğer tarafta da... O zaman yani, ben burada müsaade ederseniz araya gireyim. Tam Yeniden Refah'tan bahsetmişken böldüm sözünüzü. Erbakan bu noktada çekilme, İstanbul adayını geri çekme şartını açıkladı. Bakın o şartlar neydi? Kısaca kulak verelim, sonrasında devam edelim. İktidar İsrail'le petroller. Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik radar üssünü kapattığını ilan etsin ve emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım size o bir meydan. Ama maalesef böyle bir adım atacağınızla ilgili de hiçbir ümidimiz yok. Hodri meydan dedi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan. Bir yandan da hep ekonomik kriz, emekliler bunları gündemde tutuyor ama İsrail'le süren ticaret bunun özellikle altını çizmeye devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız bu şartları? Fatih Erbakan ya da Yeniden Refah Partisi aslında bu iki argümanı uzunca bir süredir dile getiriyorlar. Seçim kampanyasının neredeyse başından itibaren dile getiriyorlar. Bu iki argüman da aslında gerçek, doğru argüman. Yani AKP bir biçimde Filistin meselesinde İsrail karşıtı gibi bir pozisyonda olduğunu ifade etmeye çalışıyor ya da ifade ediyor. Hatta bazen de çok böyle büyük laflar ediyorlar ama İsrail'le ticaretin devam ettiği gizli saklı bir şey değil, apaçık, orta yerde duran bir gerçeklik. Bu anlamıyla Fatih Erbakan da bunu görmüş durumda ki bu Filistin meselesi milli görüşün ya da siyasal İslamcı geleneğin en önemli argümanlarından birisi. Dünden
bugüne. Bunu kullanması anlaşılır bir şey. Yani bu hodri meydana Erdoğan'ın evet demeyeceğini kendisi de biliyor, biz de biliyoruz. Diğeri de önemli. Diğeri asgari ücretle ilgili tavırları, Yeniden Refah Partisi'nin bütçe görüşmeleri sırasında da bunu dile getirdiler ki doğru bir tavırdı. Asgari ücretin yükseltilmesini istiyorlardı. Şimdi de emeklilerle ilgili yaklaşım, yani emekli maaşlarının 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması tavrı da önemli bir tavır. Buna da evet denmeyeceği biliniyor ama bu neyi beraberinde getirecek? Yeniden Refah Partisi şunu görüyor. Yani Fatih Erbakan giderek o kulvarda yükselen bir parti olduklarını görüyor. Nitekim üye sayılarını kendileri de ifade ediyorlar. 500 binin üzerine taşımış durumdalar. Bu 500 bin üye nereden geliyor? Bu 500 bin üye aslında AKP'den kopan seçmen ve üyelerden oluşuyor. Çünkü Saadet Partisi Türkiye'de ağırlık oluşturan bir parti olmaktan çıkmış durumda. Bu nedenle de esas itibariyle Yeniden Refah Partisi'ne hem katılan üyeler hem de seçmen kitlesi esas itibariyle AKP'den gelen, AKP'nin şu ana kadar AKP'nin seçmeni olan, dün belki yine Refah Partisi seçmeniydi, Saadet Partisi seçmeniydi ama bugün itibariyle AKP seçmeni olan seçmen buraya dönmüş durumda ki Yeniden Refah Partisi şöyle bir perspektifle hareket ediyor, orası net. Bu seçimleri kendileri açısından aslında bir biçimde rüştünü ispatlama seçimi olarak görüyorlar ki 2023 seçimlerinde ciddi bir oy aldılar. Yani Türkiye açısından önemli bir oydu. Bu seçimlerde bu oylarını ikiye katlamak istiyorlar. Yani kendi iddiaları biraz daha fazla ama %5-6 civarında oy alacakları gözüküyor Türkiye ortalamasında. Anlaşılan o ki bazı yerlerde belediye başkanlıkları kazanma ihtimalleri de var. Bu olduğunda Yeniden Refah Partisi olası bir AKP parçalanmasında ya da AKP'nin irtifa kaybetmesinde Türkiye'de güç olabilecek, %10'unu aşabilecek partilerden birine dönüşebileceğini görüyor ve yatırımlarını da işin doğrusu erken seçim olmazsa 2028'e yönelik yapmış durumdalar. Burada başarılı olabilirler mi? Bu çizgiyi devam ettirirlerse kendi kulvarlarında başarılı olabilirler. Dikkatli hareket ettiler kendileri açısından. Erdoğan'la doğrudan kavga etmediler. Erdoğan'ı eleştirdiler. Ekonomik hamlelerini eleştirdiler. Bütçeye evet oyu vermediler. Bütçeye hayır oyu verdiler. Ama bir türlü işlerini sürdürdüler. Şimdi Erdoğan'ın çıkışlarıyla birlikte görünen o ki bu kapışma artık yumuşak bir kapışma olmaktan çıkacak. Daha da sertleşecek. Daha da sertleşmesi bence Yeniden Refah Partisi'ne kazandırır, AKP'ye kaybettirir. Peki, Yeniden Refah Partisi AKP'ye kaybettirebilir İstanbul özelinde konuştuğumuzda. Tabii her ilin farklı dinamikleri var adaylar ve oy potansiyeli çerçevesinde. Peki ya CHP'ye kaybettirebilecek bir aktör var mı? Ya CHP'yi tabii kaybettirebilecek aktör İYİ Parti gibi gözüküyor. Yani işte Meral Akşener'in dün yaptığı konuşma, Burak Avuncu'nun bugün yaptığı açıklama da net görüyoruz ki İYİ Parti giderek iktidar diliyle buluşuyor. Evet. Ve İYİ Parti'nin asıl hedefi iktidar partisi değil, muhalefet partisi olan CHP'ye yönelmiş durumda. Bunun nedeni de şu, yani Meral Akşener aslında 3 Mart 2023'ten bu yana süreci doğru yönetemiyor. Doğru yönetemediği için de aslında Türkiye siyasal tarihinin önemli örneklerinden biri olan İYİ Parti'yi giderek aşağı doğru çekiyor. Yani İYİ Parti Türkiye siyasal tarihinin önemli örneklerindendi. Yani çünkü bir siyasi partiden kopup %10 barajına yaklaşabilen parti örneği Türkiye'de çok az. Yani bu anlamıyla önemliydi. Ama süreç doğru yönetilmeyince İYİ Parti giderek irtifa kaybediyor. İrtifa kaybettikçe de ilginç bir biçimde İYİ Parti iktidarla uğraşmak yerine dün ittifak yaptığı, bundan işte 8-9 ay önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği isimleri bir biçimde yıpratmaya çalışıyor. İşte dün Akşener çok net bir biçimde yani hem Mansur Yavaş için ağır ifadeler kullandı hem de Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler kullandı.
Buna tabii CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de dahil etmek gerekiyor. Bu politikalar aslında benim gözlemlediğim şu, İyi Parti'yi kurumsal bir kimliğe doğru taşımıyor. Tam tersine kurumsal kimliğini giderek ortadan kaldırıyor. Üyelerini ve seçmenini de konsolide edemiyor. Tam tersine üyeleri ve seçmeni de giderek CHP adaylarına doğru yöneliyor. Çünkü şunu görmek lazım, yani az bir süre değil gerçekten. Türkiye'de 2017 anayasa referandumundan bu yana bir yan yana gelme kültürü, yan yana mücadele etme kültürü gelişti. 2017 referandumda bu şey çok daha genişti. Yani bir biçimde milliyetçilerden sosyalistlere kadar uzanan geniş bir blok oluştu. 2018'den itibaren Kılıçdaroğlu'nun bir biçimde domine ettiği Millet İttifakı önemliydi. Seçmen yan yana yaşama ve ortak mücadeleyi bir biçimde tanıklık etti. Hele mesela batıya doğru gittiğimizde İç Anadolu'yu bir kenara bırakıp büyük kentler ve batıya doğru gittiğimizde aslında neye tanıklık ediyoruz? İyi Parti seçmeniyle CHP seçmeninin ortaklıklarının fazla olduğuna tanıklık ediyoruz. Kentliler, beyaz yakalılar birçoğu, seküler, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi, bu özellikler seçmende aslında ortak davranış kalıpları geliştirdi. Şimdi Akşener bu davranış kalıplarının aksine yaptığı her açıklama İyi Parti seçmenini kendisinden uzaklaştırıyor. Nitekim büyük şehirlere baktığımızda görünen o ki, büyük şehirleri kastederek söylüyorum, yani bazı yerlerde İyi Parti adayının kendi özel durumundan dolayı yüksek oy alabileceği yerler var ama yani İstanbul'dan işte Ankara'ya, Ankara'dan Adana'ya kadar uzanan yelpazeye baktığımızda İyi Parti seçmeninin tavrındaki değişikliğin özünde aslında bu tavır, bu politikanın olduğunu düşünüyorum, görüyoruz. Bu Balıkesir ve Bursa için de geçerli. Birçok metropol ilçede benzer bir şeye tanıklık ediyoruz. Yani bu politika İyi Parti'yi büyüten bir politika değil. CHP'ye ve CHP adaylarına zarar verme üzerine kurulmuş bir politika. Doğru mu? Doğru değil. Türkiye'yi kazandırır mı? Türkiye'yi kazandırmaz. Çünkü İyi Parti'nin üzerine kurduğu, toparlayıp hemen bırakayım size. İyi Parti'nin üzerine kurduğu temel argüman neydi? Türkiye bloklaşmış durumda, bu bloğun dışında bir üçüncü yol izlemek mümkün. Ama bu bloğu yaratan iktidarın kendisi, sistemin kendisi. Yani bu bloklaşmayı ve kutuplaştırmayı Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı politikası sağlamış olsa diyebilirsiniz ki evet ya bu politika bir kutuplaştırmayı sağladı. Ama hayır, adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistem tümüyle kutuplaştırma üzerine kurulmuş bir sistemdir ve bloklaşmanın, kutuplaşmanın asıl sorumlusu İktidar Partisi'nin kendisidir. O nedenle de İktidar Partisi'ne yönelik doğrudan bu eleştirileri yapmadan bu eleştirileri muhalefete yöneltirseniz boşa düşersiniz. Evet, özellikle altını da doldurmadan. Şimdi o zaman son, artık çok az vaktimiz kaldı. Ben arkadaşlarımdan Gazete Pencere'yi getirmelerini rica edeceğim. Burada tabii sosyal medyada da gördük Zülfü Livaneli. Onun sosyal medyadan yaptığı uyarılar ve 1994 hatırlatması. İşte o hatırlatmayı bugün sayfalarına taşıyor Pencere. Diyor ki 1994'ü hatırlattı. İmamoğlu'na oy istedi. Çok kısaca bunu da sormak istiyorum. Şimdi 1994 seçimlerinde ne olmuştu? İstanbul'da Merkez Sol, SHP, DSP ve CHP olmak üzere 3 adayla seçime girmiş Refah Partisi adayı Erdoğan %25'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Dolayısıyla çok önemli, kritik bir uyarı Zülfü Livaneli'nin bu uyarısı. Sayın Saraç, nasıl yorumlarsınız bu uyarıyı? Ya aynı tablo tabii 1994'te Ankara'da gerçekleşmişti. Yani Ankara'da da Melih Gökçek çıkmıştı. Bu aslında Türkiye siyasal tarihinin, Türkiye siyasetinin kaderini de belirleyen bir şeye dönüştü. Yani hem Erdoğan faktörü hem de Melih Gökçek faktörü oraya dönüşmüştü. Yani 1994 tekrarlanır mı? Türkiye 1994 koşullarında değil kuşkusuz. Ama 1994'ün önemi şu. Ya şu anda bu büyük şehirler Cumhuriyet Halk Partisi adayları tarafından alınma ihtimalleri güçlü şehirler. Mevcut kamuoyu yoklamaları alınabileceğini gösteriyor. O yüzden de kazanacak aday etrafında oy kullanmak belirleyici olacak. Bence o tercihi yapmak lazım. Çünkü demin de söyledim, normalleşmenin yolu sizin siyasi güç olmanızdan geçiyor. Yani
İstanbul'u İmamoğlu kaybederse kendisini muhalefette ifade eden seçmen kazanmış olmaz. Yani Bursa'yı Mustafa Bozbey kaybederse orada muhalif seçmen ya da ya ben kardeşim bu şehirde eşit hizmet istiyorum, temiz siyaset istiyorum, bu şehirde kent yoksulluğuna karşı mücadele istiyorum diyen seçmen kazanmaz. Aynı şey Balıkesir için geçerli, Adana için, Mersin için, yani akla gelebilecek bütün şehirler için geçerli. Bu yüzden de seçmenin bunu görmesinde büyük yarar var. Çünkü Türkiye'de seçimler çok uzunca bir süredir eşit koşullarda yürümüyor. Evet, eleştiriler var mı? Benim de eleştirilerim var, çok net. Yani bugüne kadarki mevcut belediye yönetimlerine yönelik, hatta belediye başkan tercihlerine yönelik eleştirilerim var. Bu eleştirileri ortadan kaldırmanın gereği yok. Bu eleştirileri saklı tutmak gerekiyor. Ama eğer sonucu konuşacaksak, Türkiye'de yeni bir siyasal iklimi konuşacaksak, Türkiye'de yeni bir siyaset yapma tarzını en azından tartışmaya açacaksak, gerçekten yeni bir siyasal iklime ihtiyaç var. Bu anlamıyla da 1994'ü herkesin hafızalarında tazelemesinde yarar olduğu kanaatindeyim. Buradan hareketle de Livaneli'nin bu hatırlatması sonrasında da sizin o bıçak sırtı yazınızda ifade ettiğiniz soruya tekrar çıkıyoruz. Acaba kararsız seçmen o kazanacak adayın etrafında birleşecek mi? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Saraç, yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kısacık bir ara ardından...